Şu anda Pensilvanya Güzel Sanatlar Akademisi'nde çağdaş sanatçı Sue Ko'nun bir baskısını inceliyoruz. Sanatçı tıpkı bu eserde olduğu gibi bir takım siyasi eserleriyle tanınıyor. Bu eserin adı AIDS Beklemez, Düşman Burada, Kuveyt'te Değil. Bu tabloda cesetlerin dizildiği neredeyse savaş alanına benzer bir yer görüyoruz. Sanatçının AIDS salgınına yenik düşen bedenleri bu şekilde sergilemesi, herhangi bir tarihi tabloda görebileceğimiz, Savaş zamanından veya savaş alanından bir sahneyi çağrıştırıyor. Tabii ki burada herhangi bir silah yok. İnsanlar yaklaşık 10 yıldır pek çok ölüme sebep olan bu hastalığa yenik düşmüş durumda. Bu cesetlerin de Amerikan siyasetinin savaş alanına yayıldığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki ufuk çizgisi aslında eğimli. Yani bu aslında dünyanın kıvrımında devam etmekte olan bir savaşı niteliyor. Bu bir baskı resim olduğundan, yani siyah ve beyaz renkler kullanılarak yapıldığından, kontrastların daha da belirgin hale geldiğini söyleyebiliriz. Sanatçı için AIDS krizi çok net ve bariz bir sorun. Bu, devletin çözüm bulması gereken ahlaki bir zorunluluk. AIDS bir hastalık olarak, Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi'nin ve devletin dikkatini ilk defa 1980'li yılların başında çekmişti. Ancak Başkan Reagan'ın AIDS kelimesini kullanmasına daha çok uzun yıllar vardı. Reagan'dan sonra gelen Başkan George Bush ise bu konuya kaynak ayırmakta, salgının yarattığı sorunlar ve neler yapılması gerektiği hakkında konuşmakta geç kalmıştı. Bu salgın ilk ve en yaygın olarak eşcinselleri etkilemişti ve insanlar bu hastalığı eşcinsellerin getirdiğini düşünüyordu. Devlet AIDS'in gerçekte ne olduğu hakkında açıklama yapmadığından pek çok Amerikalı bunun ahlaki bir hastalık ve insanların eylemlerinden kaynaklanan ahlaki bir felaket olduğunu düşünüyordu. Bu insanlar özellikle dışlanan topluluklardaki sağlık risklerinden habersizdi. Sonuç olarak toplum sağlığı ile ilgili bir konu hakkında kimse sesini çıkarmıyordu. Burada ironik olan nokta hükümetin o dönemde savaşa girmek istemesiydi. Aslında sanatçı Suko bu eserinde bu duruma parmak basıyor. Nasıl olur da gözümüzün önünde insanlar ölürken bununla ilgili sessiz kalabiliyoruz? Nasıl olur da görmemeyi, sesimizi çıkarmamayı, duymamayı tercih edebiliyorken aynı zamanda bu kadar kolay savaşa girmeyi isteyebiliyoruz? 1990 yılında Irak, Kuveyt'i işgal etmiş ve Körfez Savaşı başlamıştı. Burada toprak çıkarları söz konusuydu, petrol söz konusuydu, ekonomik çıkarlar söz konusuydu. Bölgede on binlerce Amerikan askeri konuşlanmıştı. Bu, Amerikan halkının medyadan takip ettiği bir savaştı. Ancak AIDS krizi medyada konuşulmuyor ve medyada yer almıyordu. Tabloda gördüğümüz televizyon aslında sanatçının, karar vericilerin bu konuda sessiz kalması ve eyleme geçmemesine dair yaptığı bir gönderme. Televizyon ekranında bir insan ağzının, konuşan bir kafanın oldukça yakından çekilmiş bir görüntüsü var. Bu kişi televizyondan bize dünyada neler olduğunu anlatıyor. Ancak tabii ki bu kişinin ağzı sımsıkı kapalı. 1990 yılında Andrew Sullivan, AIDS kriziyle ilgili bir makale yayınlamıştı. Su -Ko da 1990 yılında bu sanat eserini yapmıştı. Su Ko'nun bu eserde ne anlatmak istediğine dair bir alıntı paylaşmak istiyorum. Sullivan makalesinde şunları demişti. 1990 yılında Amerika'daki eşcinsel erkekler için ölüm çevreden bile daha az ses getiren bir olay. Şu ana kadar 100 bin kişi AIDS'ten hayatını kaybetti. Sadece bu yıl, neredeyse önceki yılların toplamı kadar insan hayatını kaybetti. Şu ana kadar ölen insanların 10 katı daha hayatını kaybedecek. Vietnam Savaşı'ndaki toplam ölü sayısından daha fazla genç erkek AIDS'ten dolayı hayatını kaybetti. Bu ölümlerin %40'ı damar yoluyla uyuşturucu kullanan kişilerde ve her iki cinsiyetten başka sebeple ölen kişilerde görüldü. Ancak ölen kişilerin %60'ı eşcinsel erkekler. Dünya en kötüsünün geride kaldığını düşünse de en düşük tahminlere göre şu anda 800 bin insan ölümle burun buruna. Suko bu eserinde bize Amerika Birleşik Devletleri gibi yüz ölçümü geniş bir ülkenin de sınırlı kaynakları olduğunu ve bu kaynaklarıyla ilgili seçimler yapıldığını hatırlatmayı başarıyor. Şimdi kendimize şunu sormamız gerekiyor. Ben olsam hangisini seçerdim? Körfez Savaşı'na gitmeyi mi yoksa AIDS araştırmaları için kaynak ayırmayı mı? Ko bu eseri aracılığıyla bu soru üzerinde düşünmemizi sağlıyor.